Herkese selamlar dostlar. 6 Ekim 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Cuma günü için 6 adet mücadelem var ve maçların çoğunun veya hepsinin gelmesini bekliyorum. Gelmesini beklediğim 6 maçı sizlere önereceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Yine aynı şekilde beğenileri bekliyorum. Şöyle artı 300 seviyesine beğeni gelirse sizlere hafta sonu içinde kombin önerisi yapayım arkadaşlar. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamız burada Adana Demir ile Trabzon. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Güzel gollü bir maç geçecek gibi geliyor bence. Bilen iki kişiyi katıl Telegram gruplarımıza 2 Mayı boyunca misafir edelim. Sizce ne olur? Yorumlara yazmanız yeterli. Daha önce yapmış olduğumuz Newcastle Paris maçının skorunu bilen de arkadaşımız yok. 4-1 bitti. Newcastle Şampiyonlar Ligi'nde uzun 20 yıl aradan sonra ilk galibiyetini aldığını söyleyelim. Herhangi soru, görüş, öneri için de Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim adresimiz Kangal Bey. Herhangi soru, görüş, öneri, gruplara katılmak hakkında bilgi almak isteyen herkes benimle buradan doğrudan iletişime geçebilir dostlar. Geçtim. Yüksek misli canlı olaraktan da ekrana gelsin, şöyle başlayalım. Arkadaşlar bu sezonun yeniliklerinden bir tanesi yüksek misli canlı. Dün bir adet yüksek misli canlı verdim. O da 500 TL bandında. Dedim ki Atletico Madrid Feyenoord mücadelesi. Devrede 2-2 oldu mücadele. Feyenoord da iyi oynuyordu. Devre sonunda 7 tane korneri vardı. Dedim ki 2 tane daha korner atar dedim yani. Bariz atacağı çok belliydi. 1.49'da oranı vardı. Maç sonunda Feyenoord tam 14 korner attı. Yani çok çok rahat bir şekilde geldi. 500 mislimiz burada. İçeri aldık. Bu sezonun yeniliklerinden bir tanesinin olduğunu söyleyeyim sizlere bunun. Geçtim. Yüksek misliğe baktığımız zaman da genel anlamda dün 2 tane yüksek misli verdim ve bu yüksek misler çok yüksek değildi arkadaşlar. Çünkü sıkıntılı gün olacağını düşünüyordum. Yüksek misli Avrupa'mız içeride. Baktığımız zaman da Atletico Madrid'in çifte şansı Leipzig maçı. Genel üst Barcelona'nın atacağı bir golden 1.66 orandan 600 TL önerdim. Dortmund maçına da varana 700 TL önerdim. Dortmund başarısız. Avrupa mislimiz burada başarılı. Canlı ile birlikte amortiledik. Herkes açık Telegram kanalımız var. Onu göstermek istiyorum sizlere. Yorumlarda ve açıklama kısmında var. Özellikle yarın Alanya Karagümrük maçı var. Mesela stat'tan canlı yapıyorum ona. O yüzden oraya da katılın mutlaka. Zaten ücretsizdir, hafta sonunda buraya mutlaka tercihler gelecektir diyerekten de sizlere söylemiş olalım. Geçtim. Şimdi başlayalım isterseniz. Başlamadan önce de bir de şöyle bir Telegram grubundan bahsedeyim. Şimdi Telegram grubunda neler yaptık ondan bahsedeyim ben sizlere. Şöyle canlı start diyerekten de bir start vermişiz. Ondan sonra ilk mücadelemiz Mersin mücadelesiydi. İkinci çeyrek 38.5 üst geldi. Ondan sonra dedik ki herkes açık grup bu arada. Dedik ki Shakhtar'ın golü herkes açık gruba da atalım. Herkes kazansın. Çünkü iyi geliyordu. 3 tane attı ben verdikten sonra. İçeride Fenerbahçe'nin canlısı içeride. Atletico Madrid ilk kere 3.5 üst korner içeride. Rooney mücadelesi ilk kere 1 içeride. Ondan sonra Gran Canaria diye herkes açık gruba 2-0-4'lük canlı verdik. O da içeride. Onu geçtim. Deplasman 8.5 üst korneri ben yüksek misli olarak verdim ya. Dedim ki yani herkes kazansın. Çok bariz bir şekilde. Oraya sadece bir mislisini yazdım. O da içeride. O şekilde güzel şekilde canlı seanslarımızı geçirdik. Kazanç sağlayan herkese tebrikler. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Siz de beğeniler ve yorumlara abanırsanız. Şöyle artı 300'ün üstüne çıkarsak beğeni olaraktan da. Şimdiden herkese teşekkür ederim ve videomuza başlayalım. Adana Demir Trabzon maçıyla başlayalım. Maçın zaten skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur diyerekten de. Dostlar ben gollü bir maç bekliyorum. Özellikle Adana Demir kendi evinde kimseye boyun eğmeyen bir takım. Yani oynamış olduğu oyun. Son Alanya mücadelesi vardı. Mesela atacağı 2 gole ben Adana Demir'i 1500 misli önerdim. Devam ettim. Geleceği barizdi. Burada da aynı şekilde Adana Demir kendi evinde. Deplasman'da özellikle Mendy yok bu maçta. Orada muhtemelen Berat olur gibi geliyor bana. Yani bir Batista Mendy'nin olmayışı bence eksiklik orta sahada. Ama çok faul yapıyor. Kırmızı kart doğru karar. Ondan önceki maçta 2 tane 3 tane sarı gördü. Neredeyse 3 tane sarı kartı pozisyona girdi. Tek sarıyla kurtuldu. Adana Demir'de de Kevin Rodriguez, Ertaç Özbir gibi isimler de dönüyor. İleride de Balotelli var. Özellikle Yusuf Sarı'nın performansı yani bir 10 milyona gider yani. Net gider. Yani öyle söyleyeyim. Yani 10 milyonluk oyuncu. Net şekilde onu söyleyeyim bu arada. Ama alırlar mı bilmiyorum. İnanılmaz oynuyor. Balotelli de geçen 2 tane kafasına kondurdu. Tertemiz golü attı. Adana Demir'i ben burada yine yanındayım. Adana Demir'in kendi evinde oynadığı maçlarda ve sakatlıklar da kırmızı kart cezalar da takıma dönmüşken burada Adana Demir kendi evinde Trabzon'a bence 2 tane gol atar. Trabzon'un Pendik maçını da izledim. Trabzon'un Pendik maçında çok iyi değildi. Pendik biraz daha iyi oynadı. Adana Demir burada elini kolunu sallayarak olmasa bile zor da olsa atacağı 2 golü ben sizlere öneririm. Onun dışında mücadele zaten Adana Demir tarafından 2 gol bekliyorum. Biraz daha oranı yükseltmek istiyorum. 2.5 üstüne 1 yaparsanız 2.32'den arasınız. Ve ritmi biraz arttırırsak diyorum ki
3.5 üstüne 1 alırsanız 3.68. Sisteme koy, devam et yani. 3-1 skor çıkabilir. 3-1, 3-2 skor çıkma ihtimali var. Güzel maç bekliyorum ben. Alanya ile Fatih Karagümrük mücadelesi. Alanya Spor bu maçı yenemezse muhtemelen Ömer Erdoğan'la belki yollar ayrılabilir. İki tane kötü takım karşı karşıya. Aslında Alanya iyi oynuyor. Yani şöyle söyleyeyim, kolay gol yemeyen bir Alanya var. Kendi evinde seyircisi önünde ve seyircilerin içinde ben de varım. Golü getiririz. Benim önerim şu yönde olacak arkadaşlar. Çok güzel ve gelmesini bekliyorum bakın bu maçın. Alanya bu maçta kesinlikle galibiyete oynayacaktır. Diyorum ki diğer seçeneğinde ev sahibi yarı kazanır var. 1.43 gibi oranı var. Şu an bu Maçkolik'te o güncel halinde gelmiyor. Ekranda gösteremiyorum ama Nesine'de, Milyoner'de veya Avrupa sitelerine baktığımız zaman da Alanya Spor yarı kazanır. Yani ev sahibi yarı kazanır oranı 1.43 gibi oranı vardı Nesine'de. Değerlendirecekler bol şanslar. Ben Alanya'nın burada 2-1 gibi skorla, hatta onu da yazdım söyleyeyim, 2-1 skorla kazanmasını bekliyorum. 2-1 skora göre de handikap 0'ın oranı da 3.58. Yani tek farklı bir Alanya galibiyeti de 90 dakikada gelir ama benim idealim Alanya herhangi bir yarıyı kazanması olacaktır. Gladbach'la Mainz mücadelesi. Mainz'in de son maçını izledim. Gladbach'ı da izledim. Özellikle Gladbach Bochum'a şov yaptı. Yani 30 tane falan şut çekti. 6-7 tane net gol pozisyonu kaçırdı. Öyle söyleyeyim, 3-1'de maçı kazanmasını bildi. Mainz de Leverkusen deplasmanındaydı. Özellikle Mainz ilk yarıda iyi bir futbol sergiledi. Kendi kalesine bir gol atmıştı. Ama iyi bir futbol sergilediğini söyleyeyim. Şimdi deplasmanda Gladbach ritim aldı bence son maçta. Yani öyle o oyun ritim aldığını gösteriyor. Bence burada maçı kazanma ihtimali var. Ama diyorum ki yine diğer seçeneğinde Gladbach'ın herhangi bir yarıyı kazanması. Ev sahibi ya ilk yarıyı kazanır. Mesela ilk yarı, şunu bu seçeneği de anlatayım ben size. Mesela ilk yarı Mainz 1-0 öne geçti. Gladbach ilk yarıyı ne yaptı? Kaybetti. İkinci yarı maç 0-0 gibi başlıyor. Maç 1-1 bitti diyelim. İlk yarıyı geri kapatmıştı. İkinci yarı 1-0 yenmiş oluyor Gladbach. O yüzden Gladbach da burada bence yarı kazanır diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.45 gibi oranı var. Gladbach'ın kendi evinde oynamış olduğu oyunda ben diyorum ki herhangi bir yarıyı kazanır. Athletic Bilbao ile Almeria. Williams'tanlardan Iñaki, yani Nico Williams takıma geri döndü. Son maçında da mağlup oldular ve iyi oyunla mağlup oldular. 3-0'lık bir skorla mağlup oldular ama dediğim gibi iyi bir oyun vardı Athletic Bilbao'dan. Ben burada Bilbao'nun galibiyetini bekliyorum. Bu galibiyet gelirken de maç sonu 1-1.5 üstü, yani 1.37. 2 gol ataraktan kazanır diye düşünüyorum. Bilbao bence burada kendi evinde son maçında da mağlup olmuşken, iyi oynayan ve kanatları çok etkili kullanan bir Bilbao varken 3-1 maçın beklentisi. Ben 2-0 ayarında bekliyorum. En az 2 gol atarak burada Bilbao bence mücadeleyi kazanacaktır. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Evet, EuroLeague başladı. Cuma günü sizlere demiştim videoda olacak diye. Perşembe videosunda bahsetmiştim. Güzel kazanç elde edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle editörümüz Yiğido. Gerçekten eline koluna sağlık. Baskette çok iyidir. Nam yapmıştır grupta da bizim. Şimdi ilk mücadelemiz Fenerbahçe-Beko ile Milano mücadelesi. Milano iyi transferler yaptı. Yani en güzel transferi Mirotić olsa gerek. Yani en bomba transferi. EuroLeague'de en çok kazanan 3 oyuncudan bir tanesi Mirotić, onu da söyleyeyim. Takıma geldi. Barcelona'da yıllardır oynadıktan sonra Milano'ya geldi. Bazı yeni transferler de yaptı Milano takımı. Fenerbahçe'de yaptı. Sestina'yı aldı. Papayanis gibi isimleri aldı. Güzel maç olacaktır. Fakat ben Milano'nun, ya takımda da özellikle o lider Mirotić'i aldıktan sonra bu mücadeleyi Fenerbahçe kazansa bile ben diyorum ki burada 9 sayı fark yemez diyorum Milano takımı. 8.5'tan 1.36'dan alıyorum. Avrupa'da 1.50 bu. 9.5'tan Milano'yu alıyorum. Diyorum ki Milano bence burada maç sonunda 9 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum. Sizlere önerim bu yönde. Shamon Shields de formda, son mücadelesinde ligine de iyi başladı Milano. Messina ile birlikte devam ediyor. Ben burada diyorum ki Milano 4 periyodun sonunda 9 sayı fark yemez diyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Baskonya ile Real Madrid. Baskonya'da geçen sezonki kadroya birçok isim aldı. Özellikle Havers'la devam ediyor. Yani o üçlükçü. Real Madrid de çok formda başladı. Barcelona'yı da devirdi. Şöyle söyleyeyim. Yani Baskonya'nın Real Madrid yenmesi için çok fazla üçlük atması lazım. Ancak bu Barcelona'yı yenersen üçlüklerle yenebilirsin. Üçlük atabilen bir takımı Baskonya evet atabiliyor. Fakat Real Madrid burada savunmasıyla ve uzunlarıyla birlikte gerçekten fark yaratıyor. Ben burada da doğrudan Real Madrid'in galibiyetini bekliyorum. Baskonya'ya karşı deplasmanda da olsa EuroLeague'e bence Real Madrid galibiyetle başlar diye düşünüyorum. Son EuroLeague şampiyonunun burada ligede galibiyetle başlamasını, 1.32'den de doğrudan sizlere galibiyetini önereceğim. Değerlendirecekler bol şanslar.
Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsettim ve dediğim gibi güzel bir video oldu. Güzel maçlar var. Değerlendirin, ikili üçlü kombin yapın. Paranıza bakın diyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.